Can Akoner, Pazarkule sınır kapısında bu sabah itibariyle tansiyon oldukça fazla ve sizin de belirttiğiniz gibi Edirne Valiliği de açıkladı. Ne yazık ki buradaki Yunan polisinin o şiddetli müdahalesi sonucu bir göçmen daha hayatını kaybetti ve valiliğin açıklamasına baktığımızda 5'te yaralının olduğu belirtiliyor, ancak o açıklamanın hemen ardından bu noktaya gelen göçmenlerden de aldığımız bilgiye göre o yaralı sayısının 10'dan fazla olduğu da belirtiliyor. Evet, Edirne Valiliği geçtiğimiz saat içerisinde açıklama yaptı ve o yazılı açıklamada bir mültecinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ve burada sabah saatleri itibariyle 5 gündür olduğu gibi 6. günde de yine Pazarkule sınır kapısındaki kapısıyla Yunanistan kapısındaki bulunan tampon bölgede durmadan silah sesleri yükselmeye devam ediyor. Bizler şu anda 1 kilometre mesafedeyiz sınır kapısına, ancak bulunduğumuz noktaya durmadan kurşunların, silah seslerinin geldiğini sizlere ifade edelim. Geçtiğimiz dakikalarda da tampon bölgede bulunan bazı yaralı göçmenlerin olduğunu da buraya gelen yine diğer göçmenler bizlere burada belirttiler. Ve bir yandan da tabii ki sadece artık sınır kapısında değil, şimdi kameraman arkadaşım Aydın Baytar gösteriyor, artık sınır kapısında beklemek yerine farklı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan mülteciler söz konusu. İşte bu noktada İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 135 binden fazla mülteci Edirne üzerinden Yunanistan'a geçmeyi başardı. Evet, dediğimiz gibi Yunanistan ve aynı şekilde Yunanistan polisi ve askerlerinin göçmenlere uyguladığı şiddet her geçen gün giderek artıyor. Önce gaz bombaları, sis bombaları atmaya devam ettiler. Ama bugün de gerçek kurşunları, gerçek silahlar kullandıklarını belirtip Can Okaner, sözü tekrar size bırakalım.